Bu arada çocuk Amerikan vatandaşı çıktı. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. Yeni bir Somali vakasıyla karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri'nden buraya getirilmesi lazım. Başta annenin elbette. Çünkü anne öyle bir suça bulaşmış durumda ki. Şimdi haberi devam ettireceğiz. Detaylara gireceğiz şimdi. Kaza nasıl cinayete dönüştü? O virajı dönerken arabanın ışığını gördük, yani beyaz ışığı gördük. Zaten bizim görmemizle çarpması bir oldu yani. Ben de sonra gözlerimi adam akıllı açtığımda ambulans dedim. Kaza korkunç. Sonrasında yaşananlar daha da korkunç. 16 yaşındaki çocuk ailesinin lüks cipiyle kaza yaptı. Bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. O yaralılardan biri ambulansa binene dek neler yaşandığını hatırlayamıyor bile. Ancak o anlarda çocuğun annesi ünlü yazar Eylem Tok kaza yerine geldi. Hem oğlunu kaçırdı hem de yaralılar yardım bile çağırmasın diye telefonlarını aldı iddiaya göre. Sonra da oğluyla birlikte 2,5 saat içinde havalimanına gidip Mısır'a kaçtı. Bu yapılan suçun vasfını değiştirir mi anne? Tabii ki değiştirir. Anne normalde olayın hiçbir yerinde yok. Yani anne alıp gittiği için burada delillerin karartılmasından tutun yardım yataklığa kadar birçok suç var. Bir ailenin ihmali var. Bir araçla çıkıyor. İyi araba zaten kullanamıyor. Belli ki ehliyeti yok. O gece ihmaller zinciri 16 yaşındaki TC'nin ailesinin aracını alıp direksiyon başına geçmesiyle başladı. Bu görüntü kazadan sadece birkaç dakika öncesine ait. Lise öğrencisi çocuklar bir mekandan ayrılıyor. İki ayrı lüks araca binerek yola çıkıyor. O lüks araçları daha sonra İstanbul Sarıyer'de orman yolunda kaydetti güvenlik kameraları. Aynı dakikalarda Oğuz Acı ve arkadaşları da 3 ayrı ATV aracıyla aynı yoldaydı. Saat 23 sularıydı. Ben motorla ilgilenirken o sıra eniştemde karanlık olduğu için motoru ters yön çevirdi. Virajdan dönenler bizi fark etsin diye. 5-6 araç bizi fark etti zaten. Yanımız, bir iki tanesi durdu yanımıza, bir şey ihtiyacınız var mı diye. 11-15 geçe. Ustamı aramıştım. Ondan sonra zaten 10 dakika sonra falandır yani en fazla kazan olmuş saati. 5 arkadaş Kemerburgaz'dan Sarıyer'e doğru orman yolunda ATV araçlarıyla ilerliyorlardı. Bir tanesi arıza yapınca Oğuz Acı kendisine ait ATV aracının yönünü diğer araçların geliş yönüne doğru çevirip ışıklarını yaktı. Bir kazaya sebebiyet vermemek için, ama sadece birkaç dakika sonra lüks otomobil geldi. Önce farları yanık vaziyette bekleyen ATV'ye, sonra da diğerlerine çarptı. Oğuz Acı çarpmanın etkisiyle ormanlık alana doğru uçtu. İyi misiniz? Abi, iyi misin? Duyuyor musun? Var mı bir şey? Abi konuşsun abi. Kazaydı. Şu anda bildiğiniz cinayet yani. Olay ilk bakışta trafik kazası gibi görünse de sonrasında ortaya çıkan iddialar durumun daha da vahim olduğunu gözler önüne serdi. Çünkü iki yaralının akıllı telefonları ortada yoktu. Yakınları aradığında o telefonlardan birine bir güvenlik görevlisi cevap verdi. Telefonunuz sitede dedi. Bir daha da o telefona ulaşılamadı. İddiaya göre işte o telefonu yaralıların üzerinden alan anne Eylem Tok'tu. Yani acil yardım çağırma yerine yaralıların kendilerinin de yardıma ulaşmasını engellemiş oldu böylece. İki tane telefon kayıp. Bir telefonu güvenliğe bırakıyorlar, tekrar geri alıyorlar vesaire. Büyük olasılıkla kendi sitelerini güvenliğine. Kazanın ardından hayattaydı bir çocuk babası Oğuz Acı. Ancak uzun süre yardım ulaşmadı o bölgeye. Bir saatten uzun süre geçti. Oğuz Acı hastaneye vardığında yaşamını yitirmişti. Evlatlarını toprağa veren aileye göre ünlü yazar Eylem Tok, oğlunu olay yerinden kaçırmak yerine yaralılar için yardım istese Oğuz Acı belki de yaşama tutunacaktı. Bu yüzden de acılı ailenin avukatı Burak Erden'e göre firari anneye yöneltilen suçlama oğlunu kaçırmakla sınırlı kalmayacak. Ambulans çok geç geliyor. Belki annesi telefonla ambulansa haber vermiş olsaydı ya da polis ekiplerine haber vermiş olsaydı vefat etmeyecekti. Biz çünkü ambulansla öldüğünü biliyoruz.